Aslında zaten uzun vadeyle üzerinde çalışılan bir projeydi Teams tarafından ve haberdardım. Ben şahsen daha öncesinde romanınızı da bildiğim için projeyi duyduğumda çok heyecanlandım ve Feride'yi oynamak istedim. Ve teklif geldiğinde Teams'in teklifi üzerine hiç düşünmeden. Ben zaten daha önce Muhteşem Yüzyıl'daydım. Muhteşem Yüzyıl'da olduğum için hani Muhteşem Yüzyıl'dan sonra ne yapalım diye düşünüyorduk. O yüzden hani Teams'in de uzun süredir hazırlandığı Çalıkuşu vardı. Bir iki projesi daha vardı. Fakat benim tercihim Çalıkuşu'ndan yana oldu. Çünkü bayanların tercih ettiği bir iş olduğu için. Ben de o odaklı yürümek üzere bir şeyler düşündüm. Çünkü bu bayanlar çok önemli yani. Onlara yönelik bir işler yaptığımızda çünkü karşılığı çok daha etkili oluyor ve çok daha uzun soluklu oluyor. Feride aslında özellikle Türkiye'deki literatürde kadın karakteri olarak çok önemli bir yere sahip. Çünkü roman zaten başlı başına Cumhuriyet sürecini anlatıyor. Ve orada aslında Cumhuriyet dönemine henüz girmeden çok idealist bir kadın modelini oluşturuyor. Aynı zamanda çok uçarı ve nasıl söyleyeyim, çocuksu bir yanı da var ve o süreçten o idealist kadına gidişi beni çok heyecanlandırdı. Yani çok çocuk yaştan başlayıp sonrasında o idealist kadına dönüşümü benim en sevdiğim yanı diyebilirim karakterin. Benim için de enteresan olan tarafı şuydu, eğlenceli olan tarafı. Yani karakter olarak Kamuran evet yakışıklı, kendine güveni olan idealist, doktor, aynı zamanda şair ama diğer tarafı ve beni içine çeken taraf aslında şuydu, çocukluğundan beri Feride ile birlikte büyüdüler ve hep yan yana oldukları için aslında birbirlerini göremiyorlar, birbirlerinin farkında değiller. Fakat büyüdüklerinde birbirlerinden aslında hoşlanmalarını yavaş yavaş belli ediyorlar ve devamında da birbirlerine olan aşk ortaya çıkacak. Benim için önemli olan kısmı buydu. Kamuran ve Feride'nin arasındaki şey. Beni o yüzden Kamuran çok çekti ve bu proje çok çekti. O yüzden de çok eğleniyoruz. Aslında çok heyecan verici bir şey çünkü zamana yolculuk gibi ve o dönemin ruhu çok başka ve karakterlere de yardımcı oluyor. Ve karakterlere de onu yansıttığı için aslında bir parça hem işi kolaylaştırıyor ama aynı zamanda zorlaştırıyor. Çünkü o dönemi araştırmaya giriyorsunuz, onu o dönemi ve o dönemin insanlarını analiz etmek gibi bir süreç oluyor proje hazırlanırken. O yüzden biraz daha farklı yani günümüz işlerde çalışmaktan biraz daha böyle analitik bir boyutu da var. Bir kere oyunculuğun ön hazırlığı için aslında diğer karakterlerden çok farklı gibi değil. Çünkü her karakter için biz bu yolculuğu yapıyoruz kendimiz. Fakat şöyle bir şey var, dönem dizileri çekmek çekim açısından çok zor. Asıl zorluk o tarafta. Ama artı tarafları ne derseniz tabii ki başka bir zamana gidiyorsunuz. Normal günlük bir dizide oynadığınızda o günü canlandırıyorsunuz. Kendinizden çok faydalanabiliyorsunuz. Fakat dönem dizilerine geriye döndüğünüz için gerçek bir zamanla yolculuk oluyor. Bence en büyük farklı tarafı, en ilginç tarafı bence burası.